15. Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum. 134 tane üyesi olan Afyon İşgüzel Mermenciler Derneği çok katılımlı olarak. Yani diyebiliriz, yani biz zaten teknolojide ileriyiz. Evet, ileriyiz, doğru. Ama hala Avrupa'daki birçok teknoloji bizde yok. Ali Emiroğlu'nun büyük başarısı olduğuna kanaat getiriyorum. Zekası ve siyasi öngörüsünden kaynaklandığını görüyorum. Evet kıymetli izleyicilerimiz, Ege İhracatçı Birlikleri, İstanbul İhracatçı Birlikleri ve Tümen seçimlerinden sonra normal hayat seyrimize devam ettik. Hepimiz işimizin başına ve üretimimize yoğunlaştık. Bizlerde de durum aynı ama geçtiğimiz hafta cumartesi günü yani ayın 14'ünde iki tane genel kurul gerçekleşti. Bu iki genel kuruldan bir tanesi Türkiye Madenciler Derneği'nin genel kuruluydu. Bir tanesi de Afyonkarahisar İşçihisar Mermerciler Derneği'nin genel kuruluydu. Her iki genel kurulda izlemeye çalıştık ama Türkiye Madenciler Derneği'nden böyle bir davet olmadığından dolayı sosyal medya üzerinden alabildiğimiz bilgi kadarıyla gözlemlerimiz oldu. İsterseniz öncelikli olarak Afyonkarahisar Mermerciler Derneği'nin genel kurulundan bahsedelim. 134 tane üyesi olan Afyon İşçihisar Mermerciler Derneği çok katılımlı olarak Hazur'un listesinde 110 tane oy kullanan kişi vardı. Gerçekten İşçihisar olalı böyle yoğun katılımlı bir genel kurulu ilk defa gerçekleştirdi. Mavi liste olarak Ulvi Yaman'ın listesiyle daha önceki yönetim kurulunu temsil eden Muharrem Çakmak arasında, beyaz liste arasında güzel ve demokratik bir seçim gerçekleşti. İsterseniz önce mavi listeyi bir ekranlara getirelim. Ekranlara getirdiğimiz bu mavi liste 46 oy aldı. Şimdi beyaz listeyi tekrar ekranlara getirelim. Evet, Muharrem Çakmak'a ait olan bu beyaz listede toplamda 63 oy aldı. 110 tane oy kullanılmıştı ama bir tanesi geçersizdi. 109 oy üzerinden gitti. 17 farkla Muharrem Çakmak ve ekibi güven tazelediler ve seçimi aldılar. Tabii demokratik ortamlarda gerçekleşen bu seçimden kısa bilgiler verelim. İsterseniz önce Sayın Muharrem Çakmak'ın bir konuşmasını ekranlara getirelim. Çok kıymetli meslektaşlarım, derneğimizin olağan genel kuruluna hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Derneğimiz 1988 yılında kurucu üyelerimiz Metin Mercan, Hüsnü Özsarı, İsmail Bayram, Adnan Demirel, İbrahim Karadeniz, Ramazan Demirel ve Vehbi Uysal tarafından İşçihisar'da kuruldu. Kurucu üyelerimizden rahmetli olanlara Allah'tan rahmet, sağ olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Derneğimizin kuruluş tarihinden bugünlere gelmesinde emeği geçen dernek başkanlarına, yönetim ve denetim kurullarında görev almış, hizmet etmiş herkese sektörüm ve şahsım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2019 yılı Mayıs ayında olağan genel kurulda ekibimizle birlikte Mermerciler Derneği yönetimine geldik. Amacımız ve projelerimiz derneğimiz üyelerinin ve tüm sektörümüzün birlik beraberliğini sağlamak ve yılda gerektiği zamanlarda 2-3 defa sektör istişare ve dayanışma toplantısı düzenleyerek sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşüp değerlendirerek çözümleri için mücadele vermekti. Sektörün ihtiyaçları olduğu alanlarda seminerler ve eğitimler düzenleyerek gelişmesine katkıda bulunmaktı. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarda sektörümüzü teşvik ve öncülük ederek sektörümüzün gelişip büyümesine katkıda bulunmaktı. Üst birliklerimizle birlikte istişare ederek mermer sektörünün yoğun olduğu gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere fuarlar düzenleyip ocaklarını ve fabrikalarını, teknolojilerini inceleyip ülkemizde farklılıkları tespit edip
rekabetimizi ona göre yapmaktı. Yani diyebiliriz, ya biz zaten teknolojide ileriyiz. Evet, ileriyiz, doğru. Ama hala Avrupa'daki birçok teknoloji bizde yok. Yani örnek verebilirim. Ocak işletmeciliğinde Türkiye'de galeri sistem ocak hala yok. Yani bu bizim geride olduğumuzu daha gösteriyor. Biz derneğe geldikten sonra bazı seminer ve toplantılar yaptık. Bu toplantılarda GES projesi toplantısı yaptık, sektörümüzü bilgilendirme açına katılımlar oldu. Ve finansman destekleri, devlet destekleri konusunda seminerler yaptık. Üye kayıtlarımız güncellenmesi gerekiyordu. Üyelerimizi inceleyerek üyelik vasfını yitirmiş ve vefat etmiş kişileri üyelikten düşürerek yeni üye kayıtlarının açıldığını sektörümüze duyurduk. Ve yeni üye kayıtları yaptık. Yeni kayıt demek derneğimizi güçlendirmek demektir. Güçlü STK'lar güçlü Türkiye demektir. Ancak bizim göreve geldiğimizden kısa bir süre sonra tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını, pandemi süreci başladı. Ve ülkemizde birçok alanlarda yasaklar geldi. Toplantılar, seminerler, genel kurullar, lokantalar, kafeler, düğün salonları gibi insanların bir arada bulunması gereken kalabalık oluşturacak bütün etkinlikler yasaklandı. Bu yasaklar konusunda İçişleri Bakanlığı ve valilik talimatlarıyla halkımıza ve STK'lara bilgi ve talimatlar geldi. Çok uzun bir süre devam eden pandemi yasakları tüm ülkeyi, ekonomiyi etkilediği gibi sivil toplum kuruluşlarını da birçok program ve etkinliğini yapılamaz hale getirdi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen biz imkanlar dahilinde çalışmalarımıza devam ederek sektörümüzün sorunlarının çözüm olarak gerekli mercilere ulaştık ve sorunlarımızın çözülmesini talep ettik. Bazı sorunlarımız çözüm sağlanırken bazı sorunlarımız devam ediyor. Bunların çözümü için de inşallah tekrar göreve gelirsek mücadelemiz devam edecek. Sektörümüzün sorunlarını tespit ederek izin süreçleri geç sonuçlanması, orman bedellerinin yüksek olması, orman izin alanlarını taşımlarında işletmecinin yargı ile karşı karşıya kalması ve hapis cezası alması gibi her işlemde güvenlik soruşturması istenmesi, ruhsat süreçlerinin olmaması gibi birçok ruhsat güvencesinin olmaması gibi birçok sorunumuzu bir ağızdan yönetimimiz ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Metin Kıratlı Bey'den randevu alarak sorunlarımızı tek tek dile getirdik ve çözümlenmesini talep ettik. Şimdi biz yönetim kurulumuzla birlikte tekrar bir dönem daha adaylığa talibiz. Eğer bize destek verir, görev verirseniz kaldığımız yerden planımız, programımız çerçevesinde mücadelemiz sektörümüz adına devam edecek. Genel kurulumuzun hepimize ve sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu demokratik yarıştır. İki liste halinde çıktık. İki tarafa da başarılar diliyorum. Sektörümüze hayırlı olsun. Evet, Muharrem Bey'in bu iyi niyetli konuşmasından sonra Sayın Ulvi Yaman da konuşmasına devam etti. Sayın Divan Başkanım, kıymetli divanımızın değerli katipleri, saygıdeğer sektörümüzün temsilcileri, kıymetli hazurum, değerli basın mensupları, başta Gazi Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere isimsiz madenci şehitlerimizi anarak önlerinde saygıyla eğiliyor, rahmet ve minnetle anıyorum. 34 yıl önce bu derneğimizi kuranlara, o günden bugüne kadar emeği geçen, katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyor, önlerinde bir kez daha saygıyla eğiliyorum.
15. Genel Kurulumuza hoş geldiniz. Bugün çok mutluyum. Bundan önce 14 kez genel kurul yapılmış. İlk defa böyle güzel bir katılım ve coşku olarak hep beraber sektör olarak yaşıyoruz. Ben ve ekibim sizlere daha güzel hizmet vermek için aday olduk. 20 yıllık tecrübem ve bu sektöre 7/24 hizmet edeceğime huzurunuzda söz veriyorum. Eğer sizler bize yetki verirsiniz, ilk bir ayda bu farkımızı göreceksiniz. 34 büyük proje ile sizlere sektörün kurumu olduğunu hatırlatacağız. Biliyorum ki o kadar çok büyük sorunlarımız var. Var olan bu sorunların hepsinin de birer çözümü var. Bütün kanun ve yönetmeliklere uyarak sizlerin haklarını ve sorunlarını çözmek için her türlü kurumlarla güzel ilişkilere mutlaka bir çözüm noktasına varacağımızı biliyorum. Ben sizlere hizmet etmek için doğduğum bu topraklarda huzurunuza geldim. Sizlerin desteği ve duası ile ben ve ekibime yetki isteyerek huzurlarınızda şükranlarımı sunuyor, saygıyla eğiliyorum. Ve diğer yönetim kurulu ve adaylarına başarılar diliyorum. Saygılarla. Evet, tabii zafer konuşmasında her iki başkan birden ellerini kaldırarak gerçekleştirdiler. Ve sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını temenni ve dileklerini ileterek işlerinin başına tekrar döndüler. Tabii bu süreçten sonra onların çalışmalarını tekrar ekranlara taşıyacağız. Biz Sayın Muharrem Çakmak ve Yönetim Kurulu'na da buradan başarılar diliyoruz. Sektörümüze eminim ki büyük katma değerleri olacaktır. Türkiye Madenciler Derneği'ne gelecek olursak onların da 130-140'a yakın üyesi olmasına rağmen 30 kişiyle bir genel kurul gerçekleştirdiklerini gördük. Çünkü fotoğraflardan ancak o kadar sayabildik. Ben Sayın Ali Emiroğlu'nu bu anlamda tebrik ediyorum. Gerçekten 140 üyesi olan 30 genel kurulula katılım sağlanan bir derneğin Türkiye madencilik sektöründe söz sahibi olması gerçekten Ali Emiroğlu'nun büyük başarısı olduğuna kanaati getiriyorum. Çünkü sektörümüzde hem Ege İhracatçı Birliklerini hem İstanbul İhracatçı Birliklerini hem de TÜMMER'i dizayn eden, sektöre faydalı olmaya çalışan Ali Emiroğlu'nun bu üstün siyaset anlayışından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü 30'a yakın derneğimiz varken böyle İşçihisar Mermerciler Derneği gibi, mesela İşçihisar Mermerciler Derneğimiz de yanılmıyorsam 17. 18. genel kurulunu yaptı. O da eski bir dernek ama Türkiye Madenciler Derneği kadar aksiyonu olmadığını gözlemliyoruz. Türkiye Madenciler Derneği ise 58. genel kurulunu yaptı. Hal böyle olunca hani ikisinin de eski olmasına rağmen aksiyona baktığımız zaman hani 140 üyesi olan İşçihisar Mermerciler Derneği'ne 110 katılım olmuş. Ama Türkiye genelinde söz sahibi olan Türkiye Madenciler Derneği'ne ise 30 kişilik bir katılımla çok büyük bir ses getirdiklerini gözlemliyorum. Bu da dediğim gibi Sayın Ali Emiroğlu'nun zekası ve siyasi öngörüsünden kaynaklandığını görüyorum. Gerçekten harika çalışmalara imza attığına sizler de şahit oluyorsunuz. Çünkü hani bu kadar üyesinin az olmasına rağmen bir üst akıl gibi hem maden sektörüne hem de doğal tat sektörüne yaklaşımlarına ve projelerine baktığımızda takdir etmemek gerçekten ayıp olur diye düşünüyorum ve Ali Emiroğlu'nu da seçiminden dolayı ve genel kurumdan dolayı tebrik ediyorum.
Evet, Turkuaz olarak biz genel kurulları, yönetim kurullarını, bundan sonra yapılacak projeleri, bundan sonra kanunlardaki değişiklikleri, madenciliğin sektörünün aleyhine veya avantajına olan her olayı takip etmeye çalışacağız. Umarım sizlere faydalı olduğumuza kanaat getirdiğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü gelen telefonlardan, e-postalardan, WhatsApp'lardan bunu anlıyoruz. Hatta ve hatta artık doğal gaz sektörünün bütün STK'lara aşırı yoğun bir ilgi olduğunu, sektörün sivil toplum örgütlerine sahip çıktığını, gerek seçimlerde gerek seçim sonrası hareket tarzlarında görebiliyoruz. Ama emin olun ki sektör artık kucaklaşmaya başladı. Bunun pozitif yansımalarını çok yakında göreceğiz. İşte devlet haklarında %25 bir artırım söz konusu oldu. Tabii ki bu artırım şimdi yönetime gelenlerin şeysi değil. Bu geçmişte hazırlanmış ama seçim sonrasına bırakılmış bir bize sürprizdi. Muhtemelen bu sürprizler devam edecek orman haklarında da ama sivil toplum örgütlerindeki bizi temsil eden arkadaşlar bundan sonra sektörün hak ve hukukunu korumak için ellerinden geleni yapacaklarına da kanaatimiz sonsuzdur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizden ayrılmayın. Lütfen abone olun.